Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında Görmüş olduğunuz iki şişte örülmüş, çok kolay ve ayakta da çok harika duran bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ayakta da böyle çok muntazam duran bir patik modeli oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Özellikle ilk defa iki şişte patik örecekler de bu modeli tercih edebilirler. Modelimiz bu şekilde. Patiğim 36 ve 37 ayak numaraları için, diğer ayak numaraları için ilmek sayılarında iki eksik, iki fazla, sıra sayılarında 2 eksik, iki fazla başlayabilirsiniz. Gerekli malzemelerim şöyle iki renk patiklik ip kullandım. 3 milimetre şişlerim var. İğnem var. Bir de yine 3 mm misinalı şiş kullandım. Bu uzun şişleri şu kısmını ilmek alırken kullandım. Eğer siz zaten böyle kısa değil de uzun şişle örecekseniz misinalı şişe gerek yok. Şimdi öncelikle açık renk ipimizle lila rengimizle başlayacağız. Şişlerimi elime aldım. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız ve ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde toplamda 22 ilmek atalım. 22 tane ilmeğimi şişime attım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Son bir ilmeğim kaldı. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün çıkıyor. Son ilmeğimi düz ördüm. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümün ön yüzü. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyoruz. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bu şekilde yine son bir ilmeği kalana kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Onu düz örüyorum. Bu şekilde bakın. Örgünün ön yüzünde bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. İlmekleri ben örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sıralarını bu şekilde oluşturuyorum. Toplam 32 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam edelim. Evet, sıralarımı tamamladım ben. 32 diş haroşa sırası ördüm. Örgünün ön yüzünden sayıyoruz. Şu şekilde bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Daha büyük küçük ayak numaraları için ise iki diş haroşa sırası eksik fazla yapabilirsiniz. Şimdi örgünün ön yüzünden saydım. Arka yüzüne örmeye geldi sıra ve diğer koyu renkli mor rengimi bu şekilde bağlıyorum farklı rengimi. Örgünün arka yüzünde renk geçişlerini yapıyorum. Şimdi buradan sonra ilk ilmeği renk geçişlerinde örelim. İlmeklerin tamamını böyle ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya geçirdim. Diğerlerinin hepsini düz olarak öreceğim. ilmeklerin tamamını düz örelim. Örgümün arka yüzüne geçtim. Ön yüzünü tamamladım. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Yine ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. sıra sonuna kadar gidelim. Evet örgümüzün ön yüzünü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzüne geçtiğimizde diğer rengimizi alıyoruz. Koyu renkli mor rengimizi bırakıyoruz. Açık renkli lilaya geçiyoruz. İplerimizi koparmadan ilerlediğimiz için hemen örmeye başlayabiliriz. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Evet açık rengimize geçişimizi yaptık. Şimdi burada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Bakın böyle iki diş haroşa sırası örelim. Bu açık lila rengimizle yani açık mor rengimizle iki diş haroşa sırası örelim. Evet bakın iki diş haroşa sırasını lila rengimle ördüm. Yani açık rengimizle haroşa sıralarını ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyoruz ve bu şekilde oluşturuyorum ben. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Diğer rengimize geçtiğimizde şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Bu şekilde bir koyu renkli bir açık renkle ilerleyeceğiz. Bakın şu şekilde. Koyu rengimizde 1 2 3 4 5 6 7 defa ördüm ben. Diğer haroşa sıraları 2 diş haroşa sırası 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa yapmışız. Böyle 7 defa bu mor rengimizde yaptıktan sonra diğer rengimize geçiyoruz ve toplamda 31 diş haroşa sırası öreceğiz. 32. sırayı birlikte örelim. Evet örgümün sıralarını tamamladım. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 defa düz örgü sırası yaptım. Koyu renkli ipimle sonrasında lila renkli açık renk ipime geçtim. 31 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. 32. sırayı örerken ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum kalan ilmeği diğer şiş alıyorum İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum kalan ilmeği diğer şiş alıyorum bu şekilde ilmeklere hepsini aynı işlemi uygulayalım kalan ilmeğimi de bir defa ters olarak ördüm İpimi burada kısa keseceğim Bakın bu şekilde sıralarımı tamamlamış oldum şimdi patiğimizi şu kısmının yapımına hep birlikte geçelim. Ve evet, şimdi patiğimin örgüsünü aldım. Bakın örgümün ön yüzündeyim. Misinalı şişimi aldım. Diğer şişlerim kısa olduğu için böyle uzun bir şiş aldım. Şimdi şu kenarlarından ilmek alacağız. Siz ilmek alma şekliniz nasılsa o şekilde alabilirsiniz. Ben böyle alıyorum. Bakın şöyle şurada düz örgü sırası var. Onun şu ön tarafa bakan tek ilmeklerini alıyorum. Birinciyi aldım. Şöyle bakın. Böyle bu şekilde ilmek alıyorum ben. Sizler tığ yardımıyla da alabilirsiniz. O şekilde yapanlar da var. Ben böyle öğrendim. Bu şekilde alıyorum. Bakın. Her bir sıradan şöyle bir tane alıyorum. Arkadakini almıyorum. Şöyle. Her sıranın başında var zaten bu ilmekler. Hani sıra sonuna kadar alarak gidelim. Evet bakın kenardaki ilmekleri şişime aldım. Toplam 90 tane ilmek almış oluyoruz. Şimdi ipimi alıyorum tekrardan. İpimizle nasıl örmeye başlayacağız? Onu sizlere göstereceğim. Şöyle ilmeklerimi yaklaştırayım. Şöyle bir tane ilmek atıyorum. Bu ilmekle yanındakini ikisini birlikte ters ördüğümde ipim buraya bağlamış oluyorum zaten. Sonrasında böyle ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim. Böyle sıra sonuna kadar örelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geldim. İlmeklerin tamamını ördüm. Şimdi örgü ön yüzündeyken ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters örüyorum. Diğerlerini de aynı şekilde ters olarak örüyorum. Böyle toplam 25 ilmeğimizi örerek bu şişimizi alalım. 25 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Sonrasında 25 ilmek kalana kadar böyle iki 2 öreceğim. İki ilmeği ters ördüm. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Böyle 25 tane ilmek kalana kadar iki iki örelim. Evet bakın böyle iki iki ördüm. Burada kaç ilmeğimiz böyle iki iki örüyoruz diye soracak olursanız 40 tane ilmeğimi iki 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 iki, iki örüyorum. 25 ilmeğim kalınca iki iki ters örmeyi bırakıyorum. Buradaki 25 ilmeği tek tek örüyorum. tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Evet bu şekilde ilmeklerimizi azaltmış olduk. Şimdi tekrar örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde şu koyu renkli ipimi bağlıyorum. Burada aynı renkle de devam edebilirsiniz. Ben böyle bu rengimle devam ettim. Örgünün arka yüzünde renk geçişini yapıyorum. Renk geçişlerinde de ilk ilmeği örüyorum. Yine ilmeklerin tamamını koyu renkli ipimle ters olarak örüyorum. Evet, örgünün arka tarafında ilmeklerin tamamını tek tek ördük. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtik. Ön yüzünde yine bir eksiltme işlemi yapacağız. Öncelikle 25 tane ilmeğimi tek tek örerek bu şişime alacağım. 25 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Şimdi yine ortadaki ilmeklerimi burada 25 ilmek kalana kadar 2 iki, iki öreceğim. Bunlar da 20 tane ilmek yapıyor. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin, ilmeğin bakın ikisini birlikte ters ördüm. Böyle devam edelim. Evet ortadaki 20 tane ilmeğimi 2 2 ters örerek 10 ilmeğe düşürmüş oldum. Şimdi burada da 25 tane ilmeğim kaldı. Onları tek tek örüyorum. Evet, buradaki ilmeklerimi tek tek örerek sıramı tamamlıyorum. Koyu renkli ipimi burada kesiyorum. Şöyle bir düğüm atalım. Dediğim gibi aynı renkte de devam edebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Şimdi diğer rengimle örgümün arka yüzünde ilmeklerin tamamını tek tek ters olarak öreceğim ve örgümün ön yüzüne geçeceğim bu şekilde ilerleyelim Evet patiğimin örgüsünün en son görüntüsü bu şekilde olacak elimde şu anda toplam 60 tane ilmeğim var buradaki ilmek sayısınız 60 58 57 55 olabilir kestiğiniz ilmek sayısına göre 60 ilmek benim için yeterlidir şimdi Üçüncü diş haroşa sırasında bakın iki tane ördüm. Üçüncü sıramda ilmeklerimi kapatarak örgümü tamamlayacağım. Ve patiğimin dikim aşamasına geçeceğim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Ve ilmeklerimi kapatmaya başlıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki Böyle tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayarak son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da ipim biraz uzunca keseceğim. Şöyle çekeceğim. Şöyle sıkıştıralım. Tamam. Patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Şimdi iğnemizi geçirelim. Evet şöyle tersini çevirelim. Bakın bu şekilde. teğimizi tersinden dikiyoruz. Şimdi şu kısmından başlayalım. İpimiz biraz uzun olduğu için böyle takılabilir. Şimdi şöyle iç tarafa bakan ilmekleri alarak dikelim. böyle. Bir buradan. Bir buradan. Böyle dikerek ilerleyelim. Şu uç kısma kadar dikelim. Evet böyle dikimini tamamladım. Şimdi burayı şöyle düğümleyelim. İpimizi keselim patiğimizin örgüsünü ve bitimini tamamlamış olduk. Şimdi şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın bu şekilde gerçekten çok kibar ve çok kullanışlı bir patik modeli oldu. Şimdi bunu da ben manken ayağıma giydireyim. Evet bakın bu ördüğümüz patiğimiz birlikte. Bu daha önceden ördüğüm patiğim. İkisi de gerçekten çok güzel, çok şık ve çok kibar patik modelleri oldu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Mor ve lila kalplerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.